dünya şeklin gidir bin kara. Ana baka baka ver bin benim afasın. Her gün hayal kuruyorum, keşke o günler olaydı. Olaydı yar, olaydı yar, keşke o günler olaydı. Hiçbir şey yalınız başına değil, her mahlukat dört bir yana muhtaçtır. Sevilmek ve sevmek boşuna değil, can canana, canan cana muhtaçtır. Cehalete hiçbir yerde yer olmaz. Utanmaz da edep olmaz, ar olmaz. Bilen ile bilmeyenler bir olmaz, okumayan okuyana muhtaçtır. Erganiyim seni bana yar ettin, yüce dağı boran ettin, kar ettin. Varlığınla her yokluğu var ettin. Tüm kainat hepsi sana muhtaçtır. Evet sevgili dostlarımız, yine bir çarşamba günü sizlerle beraberiz. Kocaeli TV'mizde Erol Ergan ile Hasret Pınarı Aşıklar programında gönül gönüle, göz göze sizlerle sohbet edeceğiz bu akşamda. Efendim önceki yıllar gibi, haftalar, aylar gibi elimizden geldiği kadar sizleri edebi dalda, edebiyatta aşıklık geleneğimizi, göreneğimizi, örfümüzü, adetimizi sizlere elimizden geldiği kadar sergileyeceğiz bu akşam. Ve bu akşamki konuklarımız, efendim Erzurumlu ama kendisi Manisa'da ikamet ediyor. Aşık Osman Feryadi. Osmancığım hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyisiniz. Sağ olun. Ve yine bundan önceki programlarımı almıştım. Osman Bey de almıştı ama Hüseyin Ezber, Hüseyin'e hoş geldin canım. Sağ ol Erol abi. Hayırlı programlar, iyi akşamlar diliyorum. Güzel halk müziği türkülerini okuyan inşallah bu akşam göreceğiz, dinleyeceğiz. Sizlerin beğeninize kalmış bir şey tabii. Tahlil size sevgili dostlarımız. Efendim telefonlarımızı veriyorum. 0262 335 25 25 0262 335 25 25 telefonlarınızı bekliyoruz sevgili dostlarımız, sevgili izleyenlerimiz. Ve bu arada konuklarımız da geldi, salonumuzu yavaş yavaş dolduruyorlar. Küçük hanım kızlar bile geldi efendim, bizi dinlemeye geldiler. Sizler de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Evet, hemen dönüyorum hiç durmaksızın. Benim programda böyle az konuşmak, çok türkü söylemek var. Ben sırayı Osman Feryadi'den bir türkü alalım diyorum. Bakalım neyi söyler bize Osmanlı. Buyur. Evet, saygıdeğer misafirler, konuklarımız. Erol Bey'in yapmış olduğu programa bu ikinci kez iştirak ediyoruz. Ben de şimdi buna selam göndermedim, sitem ediyorlar. İşte gittikten sonra ya niye bana selam göndermedin, niye bana göndermedin? Biz bunu kısa da olsa birkaç selam göndermek zorundayız. Bu ilk türkünü Akhisarlar Derneği Başkanı, bizi dinliyor aşağıda Akhisar'da Erol Bey. İrfan Aksoy binadağımıza ve dernek yönetimi komple onlara armağan edelim. Kendilerine saygıyla selam ediyoruz. Oğul sabah erkenden uyandım, mor koyunlar meler ağlayar. Ben yarı uyanık gördüm, göksünüdü meler ağlayar. O yarı uyanık gördüm, göksünüdü meler ağlayar. Müzik
Uçun telli turnam uçun, ermek için kanat açın. Yavru Ferhat ağlar şirin için, dağdaşı deler ağlayır. Ferhat ağlar şirin için, dağı taşı deler ağlayır. Oğul Reyhan'ı yam yanıp tütsen, kalkıp yara doğru gitseyim. Baba ben bu derdi izah etseyim, ay değilse neler ağlayır. Ben bu derdi izah etseyim, ay değilse neler ağlayır. Evet, teşekkür ediyorum Osmancığım. Aşık Reyhan Usta'nın mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Güzel bir türküsünü söyledim. Ağzına, diline sağlık. Efendim sağ olasın. Sevgili dostlarımız, programımız dediğim gibi bütün hızıyla yeni başladı. Yine telefonumuzu veriyorum. 0262-335-25-25 0262-335-25-25 derken sizlerden telefonlarınızı bekliyoruz. Tabii bu arada hemen sırayı Hüseyin Ezber'e verelim. Bakalım bize hangi türküsünü ilk olarak okur. Buyur. Erol abi, ben de arkadaşımız güzel arkadaşımız güzel bir türkü söyledi. Ağzına sağlık. Ağır bir türküyle başladık. Ben de bir ağır türküyle başlamak istiyorum. Erol abi. Tutan bir arayla tutan türküsünü okuyacağım nasıl olsa. Bu türküyü halk müziği seven bütün dostlara herkese armağan olsun derken efendim bu türküyü aynı zamanda Yaşar Akdeniz çok sever bu türküyü. Geçen şenlikte de piknikte de bu türküyü bizden istemişti. Evet, evet. Selam olsun kardeşime Yaşar Akdeniz'e ve kardeşine, köylerimize armağan olsun. Söyleyeceğiz, aklımıza geldikse inşallah söyleyeceğiz. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Bugünüm diye
Birinci türkümüz Aşık Reyhan Usta'dandı. İkinci türkümüz de Emrah'tandı. Emrahlar sevgili izleyenlerimiz, tabii ki çok Emrahlar var da ama ben Aşık Emrahlardan bahsediyorum. Erbişli Emrah ile Selvi hikayesi biliyorsunuz ya, Aşık Emrah, bir de Erzurumlu Emrah, efendim Hüseyin Emrah'tan, Erzurumlu Emrah'tan okudu. Sağ olsun, diline sağlık, teşekkür ediyorum. Evet kıymetli dostlarımız, 0262 335 25 25 0262 335 25 25 telefonumuz. Sizlerden telefonlarımızı bekliyoruz tabi ama çok telefon açanlar var, telefonlarımız tabi kilitleniyor, bazen de bazı küsenler oluyor, telefonlarımız işte çıkmıyor gibisine efendim. Şimdi ben tekrar yine Osman'a dönüyorum. Ben türkülerimizi sonra okuyacağım. Osman diyeyim, bir türkü daha alıyorum seninle. Bak, benim programda rahat oturmak yok ona göre. Teşekkür ederim Erol Bey. Şimdi İnegöl'de geçen hafta Erol Bey'den 15 aşık, sağ olsun, İnegöl Belediye Başkanı ve Erzurumlar Dernek Başkanı Hüseyin Döngel Bey'e de saygılarımızı sunuyoruz buradan. Aşıklar Bayramı yaptı. Erol Bey'le beraber oradaydık yine arkadaşlarımla birlikte. İnegöl, harman ve palam döken unlu memurları sahibi, yani İnegöllerin karnını doyuruyorlar, daha doğrusu fırıncı bunlar. Ve İsmail Hoca'nın nezdinde bütün İnegöl'deki hemşerilerimize Manisa'da merkez sürücü kursu sahibi, bunlar da Şenkali hemşerileri, sizi yakından tanıyorlar, Yusuf Akçay müdür. Benden de selamlar olsun. Korkmaz Akçay okul müdür yardımcısı, bunlara armağan olsun. Ve burada oturan benim 3 tane torunum var, zıvıl zıvıl. Eniştem, 2 tane kızım burada benim. Evet. Bunlara da demesinler yok, bize yok mu? Evet. Saygılarımla. Buyur. Hele terk etmişem vatanımı, yurdumu, bırak gurbet bensiz ama gideyim, anlatayım efkan arımı, derdimi. Hele bırak gurbet bensiz ama gideyim, gurbet gideyim, ah hele gideyim.
Lan hasret kaldım boranın ardışına yer. Adım adım toprağın taşına yer. Kurban olam ekmeğe yine aşına. Hele bırak beni bensiz, ama gideyim gurbet gideyim. Ah hele gideyim. Lan Osman feryadı yam, döndüm şah aşkına. Çağlar gözyaşlarım, döner coşkuna. Hele seni beni yaradanına aşkına. Hele bırak beni bensiz, ama gideyim gurbet gideyim. Ah hele gideyim. Çok sağ ol Osmancığım, dilen sağlık, teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenlerimiz, yavaş yavaş isteklerimiz de geliyor. Onları böyle bir yavaş yavaş okuyayım. Karslı Körfez'de ikamet etmekte olan Gürcan Aslan, kendisi şu anda hasta yatıyormuş. Yani ufak bir kaza geçirmiş. İnşallah iyi oldu tabii. Doktor arkadaşlarına ve kendisi için "Hatırı Yok Mu" türkümü arzu etmişler. Efendim, Hasankale, Erzurum Hasankale Porsuk Köyü'nden Metin Subaşı, İlyas Subaşı için bir türkü armağan edeceğiz inşallah. Ankara'da ikamet etmekte olan Erzurum'un Şenkaya ilçesinin Bardız Köyü'nden, benim köyüm yani, Vedat Ekinci ve tüm Ekinci ailesi için, aynı zamanda oğlu Emirhan Ekinci için bir türkü söylememizi istiyorlar. Konya, Mahmut abi bizi her zaman izliyor zaten. Erittin Beni türküsünü istiyorlar. Çerkezköy'den Zeki Koçak ve tüm Koçak ailesi için bir türkü istiyorlar bizden. Erzurum Şenkaya Kaynak Köyü'nden Atilla Yangın, İpek Yangın, Lokman Deniz, Münire Deniz, Tuncay Çıldız, Ayşe Çıldız için bir türkü armağan edeceğiz. Derince Sopalı Mahallesi'nde Karslı Hacımız, saygılarımı gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum Sarı Dayı. Sarı Dayıma bir türkü söyleyeceğiz ama ne istemiş? Efendim, geri dönmek istiyorum türküsünü arzu etmişler bizden. Fransa'dan şu anda İnegöl'de. O gün bizleri geldi, izlediler Osmancığım İnegöl'de. Kemal Kurşun abi eşi için ve eşi Naşide için, Fransa'daki oğulları kızları için türkü istiyorlar. Erzurum İspir Koç Köyü'nden Mustafa Köse için, diğerlerini de sonra okuyacağım. Efendim, sıra geldi Hüseyin Ezber'e. Hüseyin diyeyim, buyur. Durmak yok ona göre. İnşallah. Hadi bakalım canım. Bir iki isim de bir sayalım. İnşallah Tükü amcam hasta. Bu ara biraz bayağı sıkıntı çekti. Bizim Tükü amcama da hediye olsun. Efendim, Balıkesir'de dayım var. Sadece can anlatma. Tamam. Orada bir ses söylüyor. Fıçıcı, Yusuf Fıçıcı ve Niyazi Fıçıcı abime bu türküyü armağan edeceğim inşallah. Aklıma geldiyse böyle söyleyeyim inşallah. Unuttuklarım olursa da affola. Öncelikle buradaki İsmail Bey'e, Hasan Bey'e, yeni misafirlerimize, içeride Kazım Bey'e armağan olsun yönetmen masamızda. Bu yayını bizlerden sizlere ulaştıran yönetmenimize armağan olsun. Kendisi Trabzonlu olsa da biz normal güzel bir deyiş söyleyelim inşallah kendisine. Evet.
geçti hayal gibi, düş gibi. Yanarım ben bu ömrüme yanarım. Geldi geçti hayal gibi, düş gibi. Yanarım ben bu ömrüme yanarım. Yuvası belirsiz garip kuş gibi. Yuvası belirsiz dostlar garip kuş gibi. Yanarım ben bu ömrüme yanarım. Yanarım ben bu ömrüme yanarım. Yanarım da ben ömrüme yanarım. Yanarım ben bu ömrüme yanarım. Gelen bir tas içtin, suyum kalmadı. Bir gün eller gibi kardeş, yüzüm gülmedi. Gelen bir tas içtin, suyum kalmadı. Yaranı gönlümde sabah olmadı. Yaranı gönlümde beyler sabah olmadı. Yanarım da benim ömrüme yanarım. Yanarım da benim ömrüme yanarım. Yanarım ben bu ömrüme yanarım. Yanarım ben bu ömrüme yanarım. Akarsu sitemim yoktur feleğe. Alışkın değildir dilim dileğe. Akarsu sitemim yoktur feleğe. Alışkın değildir dilim dileğe. Bir zalim yüzünden düştüm belaya. Vefasız yüzünden kardeş düştüm bu aşka. Yanarım ben bu ömrüme yanarım. 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 Evet, teşekkür ediyorum. Sağ ol Hüseyin'cim. Dilen sağlık sevgili dostlarımız. Yine isteklerimiz geliyor yavaş yavaş. Erzurum Hasankale'den asker arkadaşım
Ömer Soruh Nehri'ni istiyorlar bizden. Van Erciş'ten Yusuf Kenan Kara için bir türkü armağan edeceğiz. Sancaktepe'de Abdullah Çayıroğlu, Aşık Abdullah Çayıroğlu için bir türkü armağan edeceğiz efendim. İnegöl'de öğretmenim ellerinden öpüyorum. Celal Taş hocama ve hanımına bir türkü armağan edeceğim. Selamlarımı gönderiyorum. Yine Temel Şenol ve eşi için bir türkü armağan edeceğiz. Sıra bana geldi herhalde. Geri dönmek istiyorum. Şimdi ben bu türküyü okuduğum zaman tabii ki ben Erzurum'dan göçtüm geldim. İzmit'te ikamet ediyorum. Dinleyenler diyorlar Erol Ergani acaba geri dönmek istiyorum türküsünü söylediği zaman işte memlekete mi gitmek istiyor? Yok efendim. Yok. Ancak ben söyleyeyim talili size ait olsun. Bakalım biz nereye dönmek istiyormuşuz? Arkasından da Soruh Nehri türküsünü söyleyeceğim. Ah boşuna yol kat etmişim. Geri dönmek istiyorum. Nereden nereye gitmişim. Geri dönmek istiyorum. İstiyorum, istiyorum. Geri dönmek geçtiğim yollara yazık. Heybemde kalmadı azık. Zaman kötü nesil bozuk. Geri dönmek istiyorum. Zaman kötü nesil bozuk. Geri dönmek istiyorum. Nerede eski adet töre, kayboldu göre göre. 1970'lere geri dönmek istiyorum. 1970'lere geri dönmek istiyorum. Erganiyim duygu vardı. Gelecekten gayrı vardı. Sevgi vardı, saygı vardı. Geri dönmek istiyorum. Sevgi vardı, saygı vardı. Geri dönmek istiyorum. Sevgili izleyenlerim, her zaman anlatıyorum, söylüyorum bu türkünün kaynağını ama yine de kısaca bir söyleyeyim de kısa özlü. Bu türküm ağıt.
1995 yılında Erzurum'da bir tanıdığım, sevgili, saygıdeğer abimizin oğlu, yeni evli bir çocuk babası Çoruh Nehri'ne düştü, kayboldu, gitti arabayla. Kayboldu, bulunamadı. Yani her şeyin kaybolması başka, bir insanın kaybolması da daha başka. Hele hele bir evladın kaybolması da daha başka. Allah kimseye böyle bir acı göstermesin. Ben ona annesinin, babasının diliyle bir Çoruh Nehri evladımı ver bana diye bir ağıt okumuştum. Onu armağan edeyim. Yavrum merhametin yok mu, duymuyor musun, duymuyor musun? Çoruh Nehri evladımı ver bana, anam anam. Nereden sakladın göstermiyorsun, Çoruh Nehri evladımı ver bana, anam ver bana, itme ver bana, yavrum ver bana. Ah kardeşim ver bana, evladım ver bana. Çalıya döndüm, yaşıyorum ama rüya döndüm. Arıya arıya deliye döndüm, Çoruh Nehri'ne vadımı ver bana. Anam ver bana, itme ver bana, yavrum ver bana. Ah kardeşim ver bana, evladım ver bana. Mezar yok, mezarını göreyim, göreyim de etrafını öreyim, anam anam. Hasta değil yarasını sarayım, Çoruh Nehri evladımı ver bana. Anam ver bana, itme ver bana, yavrumu ver bana. Ah kardeşimi ver bana, evladımı ver bana. Yazısı için yıllarca bitmeyen sızısı için, evde yetim kalan kuzusu için, Çoruh Nehri evladım ver bana, anam ver bana, itme ver bana, yavrumu ver bana. Ah kardeşimi ver bana, evladımı ver bana. Oğul dünyasına yavrum kim doymuş dünyasına, oğul dünya benim diyenin para gitmişti dünyasına, dünyasına.
gitmiştik dünyasına. Efendim. Evet. İşte bu bir ağıttı sevgili dinleyenlerim, dostlarım. Bizim türkülerimizde hep elem var, keder var, dert var, gurbetlik var, duygusallık er. Ne yapalım? Bize diyorlar ya siz de çok dertli söylüyorsunuz. Ne yapalım? Zaten çok duygusal söylediğimiz için izleyenler, dinleyicimiz de azalmaya başladı. Neden yani? Diyor ki ya dayanamıyorum. Artık sizi dinleyemiyoruz yani diyorlar, biliyor musun? Ama bu da olmadı mı olmuyor sevgili dostlarımız. Yani efendim acı olmadı mı tatlının kıymeti bilinir mi? Cahil olmadı mı alimin kıymeti bilinir mi? Bilinmez. Evet. Hani diyor ki alim oğlu alim olmak adettir. Zalim oğlu zalim olmak adettir. Zalim oğlu alim olmak, zalim oğlu alim olmak saadettir. Alim oğlu zalim olmak felakettir. Gördünüz mü işte? Şair böyle demiş. Onun için efendim ne yapalım? Biz de buyuz. Efendim sıra geldi. Yine dönüyorum. Durmak yok. Osmanciğim ne söylersin bize? Buyur. Teşekkür ederim Merol Bey. Bizi duygulandırdın. Gerçekten bu ağıtlar çok içli bir ağıt yani. Evet. Evet. Ağzınıza dilinize çok sağlık. Çok istek vardı. Geçen hafta da söyleyemedim. Gerektiriyor. Evet. Erol Bey bu arada Ali Canan'ın hem muhter hem aşık biliyorsunuz. Selam iki dönemdir. Selam olsun Ali Bayer. Onun da aslında şeye gelecekti da İnegöl Aşıklar Bayramı'na işleri çok sıkı yani bu ne bileyim artık. Işi değil muhtarlık işi. Devlet işinden uğraşmak muhtar zor. Olmak kolay değil öyle. Evet. Ali Bey'e selamlarımı gönderiyorum. Aleykümselam. Onun da çok selam vardı. İnşallah ileriki günlerde Erol Coşkunoğlu, pardon Aşıroğlu Manisa'da evet. Yine onda selamı vardı. Bir de şair Mehmet Bulut Hamza var. Ali Bulut Hamza var. Mehmet Ataşoğlu. Onların da selamlarını iletiyorum size. Ve Konya'da polis memuru Kemal Coşkun aradı özellikle telefondan. Efendim bir de kendi Ertan ailesine Manisa'da. Telefon mu var yoksa? Yok. Ertan ailesine, Çolak ailesine, efendim Tekin ailesine şey yapalım bunu. Fatma Hanım, İrade Hanım ve bir de sizin de tanıdığınız Sevgi Hanım. Telefonda tanırsınız Manisa'da özellikle. Evet. Buyurun. Şöyle burada dursun bakalım. Bunlar içinde bir bakalım kim kimi nasıl anlıyormuş. Biz de bir türkü Sevgi Hanım, özellikle siz bilirsiniz Sevgi Hanım'ı telefonda. Evet. Ancak beni sen anlarsın demiştik. Evet. Özellikle işlemdi. Bunlara armağan ederim. Sana uzattım elimi, ancak beni sen anlarsın. Kime anlatam halimi, ancak beni sen anlarsın. Sen anlarsın, sen anlarsın, ancak beni sen anlarsın. Diyemedim dağa daşa, destan olduk kurda kuşayı. Acı bendeki telaşa, ancak beni sen anlarsın. Sen anlarsın, sen anlarsın, ancak beni sen anlarsın. Tutulmuşum bir tüccara,
gönlümü verdim icara. 20 yıllık bir macera, ancak beni sen anlarsın. 20 yıllık bir macera, ancak beni sen anlarsın. Sen anlarsın, sen anlarsın, ancak beni sen anlarsın. Yar yolunda oldum postana, diyemedim eşe dosta. Yar yolunda oldum postana, diyemedim eşe dosta. Feryadıye son nefeste, ancak beni sen anlarsın. Feryadıyım son nefeste, ancak beni sen anlarsın. Evet, çok sağ olasın. Ancak beni sen anlarsın, artık kimse bilemiyoruz tabii. Öyle ya, ana anlar, baba anlar, kardeş anlar, bacı anlar. Kim anlarsa anlasın artık, evet. Anlayan anlasın. Anlayan anlar. Evet. Anlamayan anlamaz. Bizi de mesela bazen, yani söz konusu oluyor. Bazen bu kelimelere değiniyoruz sevgili dostlarımız. Bazen bizi diyorlar işte, gençliğimiz, bugünkü kuşak. Ya ben işte sen ne söylüyorsun anlamıyorum diyor, biliyor musun? Diyor, ben de diyorum doğrudur, ben İngilizce söylüyorum. Hatta yok, Türkçe söylüyorum diyorum. İngilizcedir, Türkçe söylüyorum diyorum, anlayamazsın. Çünkü sen İngilizce dinliyorsun efendim, Almanca dinliyorsun. Ben Türkçe söylüyorum. Aşık edebiyatı daha güzel bilen, sözcüğü daha güzel bilen, kelimeyi daha iyi bilen. Mesela bir masanın kaç tane ismi varsa hepsini bilen birisidir aşık. Efendim sağ olasın, dilen sağlık. Efendim telefonumuz var. Bir bakalım bu akşam bizi nereden arıyorlar. Şükrü dilen sağlık. Aydemir mi? Erzurum. Şükrü Bey merhaba. Bu akşam bizi nereden arıyorlar? Bu neyse. Şükrü Bey hoş geldiniz. Alo. Alo. Şükrü Bey diyor ya. Şükrü. Arkadaşlar yanlış mı yazdınız? Şükrü Aydemir yazdı lan. İhsan Akbaş. İhsan Akbaş. İhsan Akbaş. Evet. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Erzurum'dan mı arıyorsunuz? Erzurum'dan değil, Kırşehir'den arıyoruz. Kırşehir'den. Hoş geldiniz. Evet. Yani Erzurumlusunuz herhalde. Evet. Evet, Erzurumluyum. Efendim, hoş geldiniz. Buyurun. Ben Erol abiden bir istek istiyordum. Efendim zaten Erol Ergani ile görüşüyorum. Erzurum Köroğlu köyünden. Erzurum'un Köroğlu. Evet. Dılaskor eski adı. Dılaskor evet. Ya, ya. Efendim hoş geldiniz. Buyurun. Sizler abi, dinliyorsunuz. Abi ben bir istek istiyordum. Hangi türküyü arzu edersin? Erol abiden bir istek istiyordum ben. Efendim ne istiyorsun? Bir baba türküsü istiyordum ben. Baba türküsü. Başımın... Babam vefat etti, 2 yıl oldu. Mekanı cennet olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Bütün babalara saygılarımızı gönderiyoruz. Evet. İnşallah size bir baba türküsü. Şükür Dursun babamın ismi. Belki evet. Tanırsınız Erol abi. Evet, evet. Dursunlardan, soyadları Dursunlar. Evet. İnşallah size bir baba türküsü okuyacağım. Evet. Hanımefendi. İnşallah söylersiniz babacığım. Küçük yaştan beri seni seviyoruz abi. Hadi iyi yayınlar. Çok sağ olun. Söz veriyorum, söyleyeceğim bir baba. Bu akşam ana türküsü duracak. Sağ olun. İyi akşamlar. Kırşehir'e selamlarımızı gönderiyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz efendim. İsteklerimiz şu isteklerde bir bunlar sonraya kalsın. Sanıyorum reklamlar geldi. Reklamlardan sonra bizden ayrılmıyorsunuz. Beraberiz. Bu eski günlerin hızı kalmamış, karmamış dost kalmamış, kalmamış bey kalmamış, hele gel gör kalmamış. Olaydı yar, olaydı yar, keşke o günler olaydı.
Değerli müşterilerimiz, altın en güvenli, en çok kazandıran, en değerli yatırım ve ziynet eşyası. Sizler de eski yastık altındaki altınlarınızı yatırıma dönüştürün. Sarraf tüysüzlerde İstanbul Altın Rafinerisi kalite ve güvencesiyle eski altınlarınızı 1 gramdan 1 kilograma kadar has altına çevirerek değerli yatırımlar yapabilirsiniz. Altında Kocaeli'nin markası Sarraf Tüysüzler 25 yıllık tecrübesiyle hizmetinizde. Telefon 0262 321 02 04. Perde. Tül ve perde ürünlerinde mükemmel konsept. Türkiye'nin en seçkin markası Brilliant modelleriyle evinizin güneşi Nehir Perde. Usta tasarımcılar modern çizgilerle donatılmış birbirinden güzel çeşitleriyle rüyalarınız gerçek olsun. %40 indirimli tül ve perdeler evinizin güneşi Nehir Perde'de sizlere bekliyor. Nehir Perde, Sırrıpaşa Mahallesi, Denizciler Caddesi, No 159 Taksim C, Derince Kocaeli'de. Otomobil kullanmaktan keyif almak, heyecan duymak istiyor ve kazançlı çıkmak istiyorsanız ihtiyacınız olan ne varsa hizmetinizdeyiz. Cazip fiyat avantajları, kampanyaları ve birbirinden özel modelleriyle ARP Otomotiv'deyiz. Satıştan yedek parçaya ve servise kadar ARP Otomotiv Mitsubishi Plaza'da sizleri bekliyoruz. ARP Otomotiv Mitsubishi Motors, her zaman lider. İmes OSB'de yerinizi alın, marka olma fırsatını kaçırmayın. Dilovası'nda temiz hava ile doğanın bütünleştiği 10.000 dönüm büyüklüğündeki sanayi bölgesinin merkezinde 380, 460, 550 ve 650 metrekare alanlara sahip sınırlı sayıda iş yeri için acele edin. Ağaçlı yeşil alanla donatılmış sahada çalışmaktan ayrı bir keyif alacaksınız. Yan sanayi ve tedarikçileri için satılık iş yerleri. Üstelik tamamı bitirilmiş altyapısı İmes OSB ömür boyu sorunsuz çalışma rahatlığı sunuyor. Uygun ödeme koşullarıyla geniş ve rahat bir iş yerine kavuşun. Sessizliğin uğultusunda kaybolmayın. Küçük, kullanımı rahat, estetik ve dayanıklı. Kulak içi ve kulak arkası çeşitleriyle %100 dijital, 2 kanaldan 16 kanala varan Alman marka işitme cihazları yaşamınızı kolaylaştıracak. ERC işitme cihazları. Sessizliğe savaş açın. Adres: Alemdar Caddesi, Beyazhan İş Merkezi, 4 Yol Ziraat Bankası Üstü, No 21, Kat 2, İzmit Kocaeli. Telefon 0262 322 81 64-66. Carpe Diem Kartepe evlerinden muhteşem fırsat. %1 peşinat ödeyerek ev sahibi olma fırsatını kaçırmayın. İskanı alınmış, %100 bitmiş bu projede evinize hemen taşının. Başlayan taktiklerle kira öder gibi ev sahibi olun. Carpe Diem Kartepe Evleri. Huzur dolu, sakin bir yaşam. Meşhur mu? Meşhur. Lezzetli mi? Lezzetli. Çıtır mı? Hem de çıtır çıtır. Doyurucu mu? Hem de doyum doyum doyurucu. Onu herkes tanır, herkes bilir. Onun adı kavurması Rize'den, tereyağı ve peyniri Trabzon'dan halis muhlis sürmene pidesi. Ve işte o artık Kocaeli'de. Üstelik mükemmel teras katıyla, Ubay ve Güneş kuruluşu olan Tam Doy Pide Salonu farkıyla. Hem de 22'ye kadar ev ve iş yerlerine servis imkanıyla.
Astronotla eğitimde uzay çağı başladı. 3, 2, 1, 0. Sen de bize katılmak istemez misin? Astronot Eğitim Portalı'nın görsel destekli konu anlatımları, testleri, alıştırmaları ve daha birçok interaktif özelliğiyle dersler artık çok daha kolay ve eğlenceli. Sen de www.astronot.com.tr adresine gir, Astronot Eğitim Portalı'na abone ol. Astronot Türkiye'ye iyi gelecek. 22 ayar bilezik. Dios para cuando quieras usar. Te regalo mi locura. Sarraf tüysüzler. Bu eski günlerin hızı kalmamış. Kalmamış dost kalmamış. Kalmamış be kalmamış. Hele gel gör kalmamış. Olaydı yar, olaydı yar. Keşke o günler olaydı. Hak için bu yolda mücadeleden bıkmadım, bıkmadım, bıkmayacağım. Hoşgörü yerine nefret ikini sokmadım, sokmadım, sokmayacağım. Hangi can bilerek kıyarsa cana, yıkılır bir yana, düşer bir yana, kardeşim de olsa haksızdan yana, çıkmadım, çıkmadım, çıkmayacağım. Karıncanın yaptıkları nafile, meydan okuyorsa koskoca file. Efendim telefonumuz var ama onu sonra şey yapacağız efendim. Böyle emreylemiş Hazreti Allah. Gönül yapmak sevap, yıkması günah. İhanete parfüm, gerçeğe silah. Sıkmadım, sıkmadım, sıkmayacağım. Erol Ergani'yim, kulak ver bana. Bugün bana ise yarında sana. Dostun dar gününde elime kına, yakmadım, yakmadım, yakmayacağım derken programımız tabii reklamlardan sonra tekrar başladı sevgili dostlarımız. Ama bakalım telefonumuz var, bizi arayan izleyicimiz Faik Yıldız Erzurum. Faik Bey merhaba. Merhaba Erol abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasıl Erzurum? Soğuk mu Erzurum? Erzurum, şu anda benim kendimde İstanbul'dayım. Erzurum yazdırdım da. Ha, İstanbul'dasın ama Erzurumlusunuz. Evet. Tabii. Onun için Erzurum yazdırdım. Sıcak memlekettesin değil mi? Evet. Buyurun Faik Bey. Sizden sıradaki parçayı İzmir'de oturan ablam, köyde oturan Fani Yıldız, Emrullah Yıldız Arıgillere istiyorum. Evet. Tüm aileye. Sıradaki parçayı onlara armağan etmek istiyorum. Herkese saygı ve selamlarımı iletiyorum. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yıldız ailesine selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Efendim inşallah arzunuz yerine gelecek. İnegöl'den isteklerimizi okuyayım bir bitsin. İnegöl Yenice kasabasından efendim Serkan Laçın Kaya. Laçın Kaya, tüm Laçın Kaya ailesine bir türkü armağan etmemizi istiyorlar. Yine İnegöl'de Erzurum Karslı Sarıkamış'tan Palayemi Saadettin Kars abime selamlarımı gönderiyorum. İnegöl'de geldi, bizler de dinlediler. Efendim tüm Kars ailesine selamlarımı gönderiyorum. Bir türkü armağan edeceğiz. Erzurum Narman'dan Narman Kilimli Köyü'ne selamlarımı gönderiyorum. Tüm Kilimli Köyü'ne. Göreşken Köyü, yani Erzurum'un Şenkaya ilçesinin Göreşken Köyü'nden Ali Altun Kaynak ve Ercan Bülbül için bir türkü armağan edeceğiz. Ankara'da efendim Erzurum'un Şenkaya ilçesinin Eğitkom Köyü'nden iki ablamız, iki kardeş, iki bacı diyelim, İpek ve Çiçek yengeler için bir türkü armağan edeceğim. İnşallah Giresunlu
Giresunlu, İstanbul'da ikamet etmekte olan arkadaşım Rafet Menevşe'ye selamlarımı gönderiyorum. Tüm Menevşe ailesine bir türkü armağan edeceğiz. Efendim ana türküsünü istemişler. Bir de arkadaşı Yaşar Karagöl için istemişler. Onu okuyacağız. İnşallah efendim armağan edeceğiz tabi. Şunları da bir okuyayım. Erzurum'un Olur, Erzurum'un Olur ilçesinin Yukarı Çayırlı köyünden köyüne selamlarımızı gönderiyoruz. Mehmet ve Gürbüz Erdoğanlar ailesine bir türkü armağan edeceğiz. Darıca'da Yasemin, efendim Evru, Esra, bir de Zennure hanımlar için bir Erittin Beni türküsünü arzu etmişler. Söyleyeceğiz. Diğerleri sonra. Evet, sıra Hüseyin'cim, ne söyleyeceksin bize? Ne dersin? Vallahi şimdi bakalım. Ben de abi yine Süleyman Baba'dan bir türkü söyledi. Yalnız burada değerli Gümüşhaneli hemşehrilerimiz gelmiş, bir Gümüşhane türküsü istiyorlar. Hangisini söyleyeyim? Nasıl? Kısa kısa birimle mi bağlayayım yoksa bir türküyle hepsini bitirelim mi? Bunu sonra okursun inşallah, söz ver. Peki. Gümüşhane türküsü sonra Gümüşhane doğru. Türküsü. Tamam, sonra doğru zaman okuyalım onu. Evet. İsmet abiyle gelmişler arkadaşlarıyla. Tabii. Sağ olsunlar. Efendim. O zaman Süleyman Baba'nın türküsünü Ceylan Gözlerine kurban olduğum. Güzel. Buyurun. Çok güzel bir türkü. Abi ben de armağan edeyim şimdi, küsüyorlar. Gümüşhane'de teyze oğlu Kaya Aslan var efendim. Erzurum'da yine Nait enişte var. Nait enişteme selam olsun. Teyze oğlu ne selam olsun inşallah. Dayım Yusuf dayımı armağan ettim Balıkesir'den efendim. Yine dayımın oğlu bilhassa gözüme görünme diyor, bana armağan etmesen diyor. Niyaz abi, Niyaz abi sen de hastasın, sana da geçmiş olsun inşallah. Bu türkü sana da armağan olsun, tekrar söylüyorum. Niyazi Fıçıcı. Aydın'dan, Aydın Umurlu'da yine Süleyman Fıçıcı dayım çocuklarına. Karabey Akdeniz polis memuru efendim, yine Asubay İsa Akdeniz, sizlere de armağan olsun kardeşlerim. Mevlam sizi süs için mi yaratmış? Dost gel demeyince gelmez misin? Mevlam sizi süs diye mi yaratmış? Dost gel demeyince gelmez misin? Kabe'ye varır, Kabe kapınızda görmez misin? Kimi sevap için Kabe'ye varır, Kabe kapınızda bilmez misin?
başım alır diyar diyar giderim, gurbet gezerim. Yar mahşer günü dava ederim, siz mahşer yerine gelmezsiniz. Yar mahşer günü dava ederim, siz mahşer yerine gelmez misiniz? Evet, teşekkür ediyorum Sümmani Baba'ya da, Allah rahmet eylesin. Amin. Mekanı cennet olsun. Çok güzel bir türküsünü armağan ettim bizlere. Efendim, Kurtköy'de Adil Şentürk, Tokay, Oktay, Beyhan, Feride, Rahile, Selçuk, Vildan, Ayşe hanımlar için, yani nereli bunlar? Erzurum'un Şenkaya Gezenek Köyü'nden, eski adı Posik Köyü. Hepsine ben de selamlarımı gönderiyorum, saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Gümüşhane'den Sebahattin Söğüt ve ailesi için ve yine Amasya'dan Derince'de ikamet etmekte olan Engin, Fatoş hanım için ve Engin Bey için, İsmail, bir de İsmail Kalender Bey için öğretmen, selamlarımı gönderiyorum. Efendim, Sinan Duru, efendim Erol Ergani'den Kardeş türküsünü istiyoruz demişler. Tüm Babahan köylerine ve Ankara'daki abisi Edip Dura gelsin diyorlar. Evet. Neyi okuyacaktık? Hüseyin Dimer ettin beni diyelim he. Valla ben de arada girerim o Türkiye. Erol abi, o Türkiye arada ben de girerim, dayanamam. Girersin. Valla onu ikinci kıtayı artık bir karşılıklı söyleyin senden ona. Hüseyin. Erol abi, bu Türkiye'yi beraber söylerim, beni kırma. O zaman. Bu Türkiye'yi beraber söylerim. O zaman sen çalıyorsun, beraber söylüyorsun. Hadi bakayım. Hadi Erol abi, bu bir Türkiye... telefon var. Bir telefon al, var. Al telefonu al sen abi. Hadi beraber okuyacağız. Bu Türkiye'yi ben... Sevgili dostlarımız, Hüseyin'in gönlünden öyle geldi. Benim erittim beni türküsünün iki dörtlüğünü o okuyor. İkisini de ben okuyacağım ama telefonumuz var. Hasan İpkin Derince. Hasan Bey merhaba. İyi akşamlar Erol abi. İyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben Arpaçaylı. Arpaçaylı Hasan, evet. Evet, Arpaçaylı. Nasılsın? İyisin. Evet, sağ ol, teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Sağ ol Erol abi. Allah razı olsun. Böyle zor düşünebildik de böyle bir görüşelim dedik ya. Evet. Bir gün karşılaşamadık uzun süredir. Evet, evet. Arpa çaylıya ne göndereceksin? Canın sağ olsun, ne istersen var. Ya bal göndeririz, pekmez göndeririz efendim, türkü göndeririz. Allah razı olsun. Buyurun, buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi erittim beni, size armağan ediyoruz. Size ve olun yiğitlerim Allah aşkına, olur mu? En son. Atın evlatlarım Allah aşkına. Onun sonunda beraber. Sonunda beraber söz. Bütün sevdiklerime, eşime, çocuklarıma, herkese armağan ediyorum. İnşallah efendim İpnik ailesine selamlarımı gönderiyorum. Buyurun. Sağ ol. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Buyur Hüseyin'ciğim. Sağ ol. Thank you.
Ha bugüne yarın geleceğim diye yola baka baka arıttın beni. Gönlümün Leyla'sı olacağım diye şöyle baka baka arıttın beni. Zalim yar beni, hain yar beni, arıttın beni. Şöyle baka baka arıttın beni. Zalim yar beni, hain yar beni, arıttın beni. Dedim name yazam yazamıyorum. Takatım kalmadı gezemiyorum. Kırdın kanadımı yüzemiyorum. Göle baka baka erittin beni. Vefasız beni, hayırsız beni, erittin beni. Kırdın kanadımı yüzemiyorum. Göle baka baka erittin beni. İmansız beni, vefasız beni, erittin beni. Kime derdin açtın, kime söyledin? Hani sadıklığın ettin neyledin? Muhannet kullara muhtacın eyledin. Ele baka baka arittin beni. Zalim yar beni, hain yar beni, erittin beni. Ele baka baka arittin beni. Zalim yar beni, hain yar beni, erittin beni. Erol Ergani'yi düşürdün zaray. Gönlüme yas doldu ciğerim yaray. Gözümü yaş ettin giydirdin kara. Ala baka baka erittin beni, beni imansızlar beni, vefasızlar beni, erittin beni. Ala baka baka erittin beni, vefasız beni, hayırsız beni, erittin beni. Evet, teşekkür ederim. Çok sağ olasın sevgili dostlarımız. Gördünüz, Hüseyin Ezber bu türkümü beraber okumamızı arzu etti. Sağ olsun, iyi oldu, güzel oldu. Sağ olsun. Abi, çaldı. Allah razı olsun.
güzel bir eser yaptı. Böyle güzel bir eser meydana getirdi. Hakikaten gönlüne sağlık. Allah razı olsun. Var ol. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Uzun ömürlü ol. Ne diyeyim abi? İçin de ağzına sağlık. Allah razı olsun. Evet, çok güzel bir eser. İkiz de iyiydi. Çok tabii. Olacak Hüseyin'ciğim. Ne yapalım? Evet. Hemen sırayı kime veriyoruz? Ben mi? Osman Feryadi'ye verelim. Osman'cığım buyur. Ağzınıza dilinize sağlık. Erol Bey tekrar Manisa'ya döneyim ben. Manisa'da Gonca Sucuksu Muhammed Atmaca, o da hemşerin aradı. Ve Tacettin Polat komiseri memuru kendisi. Bir de Namı Diyar Sakallı Mustafa, Hacı Mustafa var. İlk sakalı o koydu Manisa'da. Onun için Sakallı Mustafa lakabıyla tanıdı. Evet. O sakal koymana kadar kimse de sakal yoktu. Mecit Bey'le ailesine, Onur ailesine, Kazman'da, Kozlu Köyü'nde toplamış, biz izliyorlar Kozlu Köyü'nde, aradılar Ali Bulut ve bütün ailesi. Çerkezköy'de belediye başkanı, Kızılpınar belediye başkanı bizim akrabamız Faruk Karaca. Faruk Korkmaz pardon, Faruk Korkmaz Zülkif Bey ve ailesine Faruk Korkmaz başkandan inşallah bir gece talep edeceğiz. İnşallah. Nasip olursa bizi izliyorlar. Bu türküyü onlara armağan ederim. Kimden? Sübmani Baba'dan bir tersine, koku tersine diye bir türküsü var. Onu istemişler özellikle. Sen seyyah alemi seyran ederken bir samesti geldi koku tersine. Baktım çar etrafa celvan ederken felek vurdu bana oku tersine. Oğul bu aşkın rahına girdim piyade, canan beni mecnun etti rüyadayı. Derdim bin tabibe kıldım ifade, sardılar yaramayı yakı tersine. Helen olmadın dünyada şadu bahtiyar, geçti civan ömrüm oldum ihtiyar. Yardım ben aname gelmiş belgüzar, demiş bu nameyi oku tersine. Yardan bana name gelmiş belgüzar, demiş bu nameyi oku tersine. Helen aşıklar her zaman maşukunu ver, güzeli dünyada kim olsa seveyim. Sümmani kiminin ikbali yaver, kiminin dolanır çarkı tersine. Sevgili dostlarım, ben baba türküsünü söz vermiştim. Kırşehir'inden arayan
bir hanımefendiye söz verdik. Dedik ki bugün ana türküsünü okumayacağız. Belki zaman olursa, çünkü istek var ona da. Ama öncelik baba türküsüne verelim. Bakalım bu eski bir türkü mü? Baba türküsü diyelim. Bu türkümü Kocaeli TV'mizin genel yönetmenleri efendim değerli Adem Bey ve Cemalettin Bey tüysüzler içinde armağan edelim. Onların da babaları tabii ki mekanı cennet olsun, rahmetli oldu. Artık babalar, analar gelmiyor. Giden geri gelmiyor. Hani diyor ya, bana göre bazı şeyler eskiden daha iyiydi. Bizim eller, bizim köyler eskiden daha iyiydi. Yürüyerek dağı aşmak, aşıp da arzuya kavuşmak, bayramlarda bayramlaşmak eskiden daha iyiydi. Başı duvaklı geline, kurşak bağlardık eline, kına yakardık eline, eskiden daha iyiydi. Telefonumuz mu var arkadaşlar? Telefonumuz var, onu alalım, ondan sonra baba türküsünü diyeceğiz. Alo diyorum, Şükrü Aydemir Erzurum. Efendim merhaba. Şükrü Bey merhaba. Merhaba Erol abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, nasılsınız? Allah razı olsun, siz de iyisiniz. İyiyiz Allah'a şükür abi. Demin bağlandım da düştü telefondan Erol abi. Oluyor işte. Yine şansım var, buyurun. Senden bir türkü istiyorum. Müsaade edersen bir dörtlükte okuyayım. Buyurun okuyun. Seher yeli cananıma bir haber, yüklendi kervanım hele gel sunam. Hekimler derdime bulamaz çare, ciğerlerim yara, dile gel sunam, dile gel. Evet. Bu türküye eşime armağan ediyorum Erol abi. Size bir türkü armağan edeceğiz efendim. Bu türküde okuyacağım türküde size armağan olmuş olsun ama önümüzdeki dakikalarda Şükrü Bey, tüm Aydemir ailesine selamlarımı gönderiyorum, saygılarımı gönderiyorum. Sağ olun efendim. Hayırlı geceler diliyorum. Çok sağ olun. Sağ ol efendim. Efendim. Ah çoktan beri köyden haberim yoktur. Dağlar engelini açtı mı baba? Hastanenem için geldi mi doktor? Azgın çıvanını deşti mi babayı? Aslan inem için geldi mi doktor? Azgın sivanını deşti mi babayı? Eridi mi çakı? Babanın karı çıktı mı koğandan bal yapan arı? Nisan ayı geldi köyün muhtarı, sürülere çoban seçti mi babayı? Nisan ayı geldi köyün muhtarı, sürülere çoban seçti bu babayı. Artık işliyor mu
sabanlar, Vardız yaylasının yüksek abanlar. Açıldı mı tarla, çayır bostanlar, köylüler çiftini koştu mu baba. Açıldı mı tarla, çayır bostanlar, köylüler çiftini koştu mu baba. Erganiyim geldi bir anda demeyim, ne feryadım eksik ne biter gamım. Malını mülkünü ev satan emmim, ayrılıp sizlerden geçti babay. Malını mülkünü ev satan emmim, ayrılıp sizlerden geçti babay. Oğul oğul alma yani, alma yani, Palaçımış alma yani. Oğul kimler kabire koysun, Bala Murat'ın alma yani. Muradını alma yani. Evet. Sevgili dostlarımız, Kocaeli TV'mizde Erol Ergan ile Hasret Pınarı Aşıklar programımız bütün hızıyla devam ediyor. Bu akşamki konuklarımız zaten biliyorsunuz Osman Feryadi ve Hüseyin Ezber. Hemen sıra Hüseyin Ezber'de durmaksızın. Bakalım şimdiki türküsü bize ne olur? Abi ağzına sağlık. Buyur. Allah bizi alıp götürüyorsun ta çocukluğumuza, memleketlere dolaştırıp getiriyorsun. Çocukluğunda nasıldı Hüseyin'ciğim? Ne abi, yapardın? Ben 14 yaşında buraya geldim. Evet. Şu anki durum şöyle, iyi gar var, güzel kızak kayılır. Evet. Buradan bütün köyümde köyümde beni izleyen bütün köylerimi saygıyla selamlıyorum. Köylerimi büyükten ellerinden, küçükten gözlerinden öpüyorum. Efendim bu okuyacağım türkü köylerimize armağan olsun. Ovakozlu. Erzurum Hırıs Ovakozlu köyü. Ovakozlu'ya selamlarımı gönderdim. Ben 10 yaşındaydım. Sen iyi bir delikanlıydın, köye gelmiştin. Bekardım daha, geldim o zaman köye. Köy odasında program yaptım. İşte bu daha küçüktü. İşte ona göre. Böyle canlı dinlemek daha güzel. Tabii ne kadar, tabii televizyondan da güzel oluyor ama millet camlara böyle üşüşürdü böyle. Erol abi izlemek için böyle camlardan aşık gelmiş köye. Evet. O günler, o günler olaydı. Keşke o günler, o günler olaydı. Bunu işte sonunda söyleyeceğiz ha. İnşallah. Osman Bey. İnşallah. Mikrofonu al. Abi, tamam alacağım. Bu türküyü inşallah şimdiki okuyacağım türküyü Kulümmet'ten. Aşıklardan okuyoruz ya. Evet. Kulümmet Usta'dan okuyacağız inşallah. Bu türküyü Sinan Ezber'e armağan ediyorum. Parsellerde yine amcaoğlu babası vefat etti, Allah rahmet etsin. Eniştesi vefat etti, Allah rahmet etsin. 95'lerde Kadir Dayım Güngör, Kadir Güngör vefat etti, Allah rahmet eylesin. Nuri Bey'e de buradan da başsağlığı diliyorum. Mahalleden memur Nuri Güngör'e de buradan tekrar başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin babasına. Aşık Cahit Akbaba'ya da koştular. 95'lerde yine Cahit Akbaba, Allah razı olsun. Hadi. Güzel. Cahit abimizi de selamlıyoruz. Bu türkü Cahit abimize de armağan olsun. Bütün gönülden bizleri kim seviyorsa, gördükten Mahmut kardeşime, Mahmut Çakır, enişten Mahmut Arık, Süleyman abim, Süleyman Ezber. Efendim, vallahi hangi günü sayalım abi? Buyur. Çok, çok, çok. Buyur. Thank you.
aşkın bir gün ölürsün, ey can ölürsün. Dünya kadar malın leyli 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 leyli. Olsa ne fayda söyleyen dillerin, söylemez olur bülbül gibi dilin. Olsa ne fayda, olsa ne fayda. Leyli 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 leyli. Oğlun kızın var bu dünyada 3-5, 3-5 arşın bezin var. Tüm bedestan senin. Olsa ne fayda, olsa ne fayda. Leyli 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 leyli. Dile getirse dünya benim diye, zapta geçirse Karun kadar malı. Olsa ne fayda, olsa ne fayda. Çok sağ ol Hüseyin'cim, dilen sağlık. Çok güzel yorumladın. Dilen sağlık, sağ olasın. Karun kadar malın olsa evet, ne fayda. Olsa ne fayda. Programımız bütün hızıyla devam ediyor. Teşekkür ediyorum. Osman'cim, torunlarım burada, kızlarım burada efendim. Bize ne söylersin ama reklamlardan sonra. Tabii reklamlar geldi. Efendim bizden ayrılmıyorsunuz. Reklamlar diyoruz. Bu eski günlerin hızı kalmamış, kalmamış dost, kalmamış, kalmamış bey, kalmamış, hele gel gör kalmamış. Olaydı yar, olaydı yar, keşke o günler olaydı. Değerli müşterilerimiz, altın en güvenli, en çok kazandıran, en değerli yatırım ve ziynet eşyası.
Sizler de eski yastık altındaki altınlarınızı yatırıma dönüştürün. Sarraf Tüysüzler'de İstanbul Altın Rafinerisi kalite ve güvencesiyle eski altınlarınızı 1 gramdan 1 kilograma kadar has altına çevirerek değerli yatırımlar yapabilirsiniz. Altında Kocaeli'nin markası Sarraf Tüysüzler 25 yıllık tecrübesiyle hizmetinizde. Telefon 0262 321 02 04. Carpe Diem Kaytepe evlerinden muhteşem fırsat. %1 peşinat ödeyerek ev sahibi olma fırsatını kaçırmayın. İskanı alınmış, %100 bitmiş bu projede evinize hemen taşının. $950 TL'den başlayan taksitlerle kira öder gibi ev sahibi olun. Carpe Diem Kartepe Evleri. Huzur dolu, sakin bir yaşam. İmeso OSB'de yerinizi alın, marka olma fırsatını kaçırmayın. Dilovası'nda temiz hava ile doğanın bütünleştiği 10.000 dönüm büyüklüğündeki sanayi bölgesinin merkezinde 380, 460, 550 ve 650 metrekare alanlara sahip sınırlı sayıda iş yeri için acele edin. Ağaçlı yeşil alanla donatılmış sahada çalışmaktan ayrı bir keyif alacaksınız. Yan sanayi ve tedarikçileri için satılık iş yerleri. Üstelik tamamı bitirilmiş altyapısı İMESO OSB ömür boyu sorunsuz çalışma rahatlığı sunuyor. Uygun ödeme koşullarıyla geniş ve rahat bir iş yerine kavuşun. Meşhur mu meşhur, lezzetli mi lezzetli, çıtır mı hem de çıtır çıtır, doyurucu mu hem de doyum doyum doyurucu. Onu herkes tanır, herkes bilir. Onun adı kavurması Rize'den, tereyağı ve peyniri Trabzon'dan halis muhlis sürmene pidesi. Ve işte o artık Kocaeli'de. Üstelik mükemmel teras katıyla, Ubay ve Güneş kuruluşu olan Tam Doy Pide Salonu farkıyla, hem de 22'ye kadar ev ve iş yerlerine servis imkanıyla. Astronotla eğitimde uzay çağı başladı. 3, 2, 1, 0. Sen de bize katılmak istemez misin? Astronot Eğitim Portalı'nın görsel destekli konu anlatımları, testleri, alıştırmaları ve daha birçok interaktif özelliğiyle dersler artık çok daha kolay ve eğlenceli. Sen de www.astronot.com.tr adresine gir, Astronot Eğitim Portalı'na abone ol. Astronot Türkiye'ye iyi gelecek. Yılın fırsat otomobilleri Ernaz Otomotiv'de sizleri bekliyor. Renault Sembol 1.2 LPG'li 26.990 lira, Renault Fluence 1.5 Diesel Business 44.990 lira, Renault Kangoo Express 1.5 Diesel Panel Van 24.000 lira ve Dacia Logan Van 1.5 Diesel 19.990 lira. Hemen gelin, sınırlı sayıdaki fırsat otomobillerinden birine sahip olun. 1998 yılından beri sizlerin güveni için çalışan, çelik imalat ve sanayi sektöründe bir marka olma yönünde adımlar atan Mercanhan Makine Montaj, sağlam yapılar oluşturarak her alanda başarılı işlere imza atıyor. Unutmayın, güven her şeyden önce gelir. ...22 ayar bilezik. Sarraf tüysüzler. Bu eski günlerin hızı kalmamış, kalmamış dost kalmamış, kalmamış be kalmamış, hele gel gör kalmamış. Olaydı yar, olaydı
yar, keşke o güller olaydı. Aşıkların ahı deler mermeri, eğer gözlerinden yaş indirirse, o zaman titrer çarkın çemberi, doğruca Mevla'ya baş indirirse. Mevla güldürmezse kul güldüremez, kulun gözyaşını kul sildiremez. Lağım patlatamaz, vinç kaldıramaz, kader yol üstüne taşındırırsa. Mevlid-i İhsan ahuzarda kalırsın, kıyamette bir kenarda kalırsın. Şefaat göremez narda kalırsın, kafayı mezara boş indirirse. Evet sevgili dostlarımız, reklamlardan sonra Kocaeli TV'mizde Erol Ergani ile Hasret Pınarı Aşıklar programında yine sizinle beraberiz. Bugünkü konuklarımız belki reklamlara kadar televizyonunu açamayan, açmamış olan izleyenlerimiz, bizi seven dostlarımız vardıysa, bugünkü konuklarımız Aşık Osman Feryadi ve Hüseyin Ezberdi. Ama bu arada reklamlardan sonra bizim bir konumuz oldu. Küçük Hanım geldi işte, görüyorsunuz. Her şey çekirdekten güzel olur. Efendim fidanlara ihtiyacımız var. Çekirdeklere ihtiyacımız var. Osman Feryadi'nin, Aşık Osman Feryadi'nin torunu Eda Nur Özel. Özel. Eda Nur kağıt elinde geldi, koltuğumuza oturdu. Bize misafir oldu. Bakalım bize ne söyleyecek? Eda Nur hoş geldin. Hoş bulduk. Elen al şöyle tut. Tut bakayım. Evet. Ben tutuyorum, sen oku. Bakayım elinde ne var? Oku bakalım. Sevgili izleyenlerimize. Bir güneş doğdu Erzurum'dan, saçıldı yıldı Manisa'dan. Aşıkların piri, aşık Osman Feryadi. Sözüyle sözüyle hep birdir, anlatır yıllardır bütün dertleri. Aşıkların piri, aşık Osman Feryadi. Aşık Osman Feryadi benim dedem, yazdığım sözler onun özler, bu gözler onu özler. Manisa'nın gururu aşık Osman Feryadi. Çok teşekkür maşallah, ediyorum. Maşallah. Teşekkür ediyorum. Seni öpüyorum gözlerinden. İşte burada oturuyorsun. Dedesine bir övgü yazmış. Kendisi yazmış. Şahit'ten okudu. Dilen sağlık. Evet. Hemen Eda Nur'dan sonra dedesine sıra verelim. Bakalım dedesine söyle bize. Gözlerinden öperim torunumu. Allah geleceğini parlak etsin inşallah. Baktığı kadar nasip etsin. Bu arada İrfan Erdal İzmir'den aradı. Bizleri ailece dinliyorlarmış. Köyüm benim. Köylüleri de izliyorlarmış. Kemal, Hacı Kemal Giren. Onlara da armağan olsun. Hele kömür gözlüm ateşine düşer, didem kayaş döker dilim dad eyler. Oğul diyarı gurbette sefil sergeden, ben senden başka kimim dad eder. Kimim dad eder ben. Hele selvican olmuşam, gamlar düşkünü, ben feleğe minnet etmemiş günü. Hele canan ne beklersin elin köşkünü, felek bir gün yıkar ya berbat eder. Ya berbat eder. Oğul yatamadım Selvi Han'ın dizine, doya doya bakamadım yüzüne.
Sevdi can inanma eller sözüne. Seni benden, beni senden yad eder. Oğul seni benden, beni senden yad eder. Oğul yine rengini aldı dağın lalesi. Yıkıldı yapılmaz gönül kalesi. Emrah'ın çekti gün aşkın belası. İnanır canım azad eder. Oğul alır canım azad eder. Osmancığım, teşekkür ediyorum. Dilen sağlık. Ben bir türkü söz vermiştim. Çok eski bir türkümü. Muhannes sevdiğim merhamet eyle. Şu bizim yılların, ellerin hatırı yok mu? İzliyor. Olur belediye başkanımız, çok kıymetli abimize selamlarımı gönderiyorum. Her zaman benim o türküm isterdi işte, Gelemem türküsünü, Rüstem Bey, Rüstem Polat Bey. Ama bugün başka bir türkü armağan ediyorum. Tüm Olurlara, Peneskirtlere, Kızılköylülere, Pertuanlılara hepsine selamlarımı gönderirken onlara da armağan olsun. Ah Muhannes sevdiğim merhamet ile, şu geçen yılların hatırı yok mu? Mevla'yı seversen doğruyu söyle, susmasın dillerin hatırı yok mu? Yar yok mu? Dost yok mu? Çayra tarla yazık götürdük, konuşa konuşa sözü bitirdik. Yorulduk da taş üstüne oturduk. Şu tozlu yolların adı yok mu? Yar yok mu? Dost yok mu? Köyden yaylaya denk yürüdük yayan, kabağının başından sesimi duyayım. Gözyaşımı silen mendilim yuyan, kınalı ellerin hatırı yok mu? Yar yok mu? Dost yok mu? Erol Erganiyim bu dertten bezdik. Gözyaşımız ile bir mektup yazdık. Beraber büyüdük, beraber gezdik. Şu bizim ellerin hatırı yok mu? Yar yok mu? Dost yok mu? Erol Bey, çok özür dilerim. İki dakikanı rica ederim. Buyurun.
güzel bir şiirim var. O şiirin ablam gibi, burada oturan ablam var. Bozdağ ailesi. Özür dilerim hocam. Sizin de zamanınızı almayayım. Akhisar'da oturan ablam var. Tanırsınız, gitmiştik evlerden. Namal ailesi. Evet. Bunu da onlara bir kısaca böyle bir hızlı böyle bir ışıklarda durmadan. Şöyle son, en son yazmış olduğum bir şiirimi sizlerle paylaşayım ve armağan ediyorum. Susturun büyük şeytanı, cinimizle uğraşmasın. Putperestler alay edip dinimizle uğraşmasın. Rüzgar gibi hızımız var, sapa sağlam özümüz var. Üst kıtada izimiz var, şanımızla uğraşmasın. Demir dağını erittik, toza dumana bürüttük. Karada gemi yürüttük, fenimizle uğraşmasın. Her alanda görülürüz, gerekirse vuruluruz. Bir ölür, bin diriliriz, canımızla uğraşmasın. Yatan aslanı kızdırıp, Osman'a şiir yazdırıp, canımızla uğraşmasın. Saygılarım. İşte bunları ozanlar söylüyor. Bu mesaj gittiği yere gitti zaten. Çok sağ ol. Anlayan anlar. Bunları ozanlar, aşıklar söylüyorlar. Her konuya değinmiş aşıklar. Değinmediği konu yoktur. Söylemediği bir şey yoktur. Hepsine sağ ol. Dilen sağlık Hüseyin'cim, hemen zamanımız gitgide daralıyor. Senden Gümüşhane güzelleriydi evet, değil burada mi? Gümüşhane misafirlerimiz var. İki kıta alalım. Zaten hemen. İki kıta hemen hızlı şekilde okuyayım. Buyur. Bu türkü Adapazarı Sakarya'da oturan Ali Elişne, Ali Ateş'e ve çocuklarına, yine Denizli'de oturan, o da halamın beyi, Murat Enişteme ve Murat Arık ve çocuklarına armağan olsun. Aynı zamanda Gümüşhane Değnekleri, nerede Gümüşhane Değneği varsa hepsinde de armağan olsun dernek başkanlarına. Dut dibine yaslanırlar. Alma ile beslenirler Gümüşhane güzelleri. Alma ile beslenirler Gümüşhane güzelleri. İşleri var ellerinde, gümüş kemer bellerinde. Şeker, şerbet dillerinde, Gümüşhane güzelleri. Şeker, şerbet dillerinde, o Gümüşhane'nin beyleri. Ne diyorum? Sağ olasın. Zaman kısa olduğu için böyle hızlı söyledim. Evet. Erman, müsaade edersen bir de telefon, menajerlik telefonumuzu verelim ki bizi arasınlar. Nereden kavuşacaklar bize? Sizin telefonunuz mu? Menajerlik telefonumu vereyim ben. Olur ki ben, bu kadar gelsin bizim programa diyen olur. Ver. Heh. Ver. Dostlar, eğer programınızda, düğünlerinizde görmek isterseniz 0507 462 60 75 0507 462 60 75 telefon numara. Belki bu garibi de düğünlerinizde bir programımızda görmek istersiniz. Sağ ol. Şimdi çok sağ olun. Sevgili izleyenlerimiz, Hüseyin Ezber çok güzel türküleri yorumlayan bir kardeşimiz. Kendisi tabii Derince'de oturuyor. 95 evlerde oturuyor, evet, değil mi Hüseyin'ciğim? Telefonunu verdi. Tabii ki bunlara ihtiyaç var. Yani nerede var? İşte bugünkü neslimiz, gençliğimiz efendim
görmesi lazım, dinlemesi lazım. Düğünler için tabii telefonunu vermek icap etti, o da verdi. Yazanlar olduysa bütün düğünlerde Hüseyin Ezber'i götürebilirsiniz. Ve telefonumuz var, son telefonumuz herhalde, bakalım. Alo diyoruz, buyurun. Ahmet Ceylan. Ahmet Ceylan. Ahmet Bey merhaba. Ahmet Bey merhaba. Herhalde düşmedi. Alo. Ahmet Bey dinliyoruz sizi, buyurun. Ben Adem Demirci. Adem mi? Evet, Adem Demirci. Arkadaşlar düzeltin. Adem? Adem Demirci. Evet, Adem Demirci. Buyurun Adem Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim buyurun, sizi dinliyoruz. Ben Bursa'da oturuyorum. Sarıkamış'ın Yeniköy'deyim. Geçen hafta bir daha aramıştım, bir önceki hafta. Buyurun, evet, hoş geldiniz. Adem Bey, buyurun. Televizyon açık. Programınızı çok beğeniyoruz. Beğeniyle izliyoruz. Teşekkür ederiz. Sizden hangi sizden Bursa'da oturan Özlü Türk ailesine, evet, Ankara'da, İstanbul'da oturan Demirci aileler, hangi türküyü istiyorsunuz bizden Adem Bey? Sıradaki türküyü istiyorum. Evet, sağ olasın. Bursa'ya, Demirci ailesine, bütün Yeniköy'e, Topdağ'a selamlarımı gönderiyorum. Zaten programımızın sonuna yaklaştık efendim. İki tane türkü söyleyeceğiz. Birisi Aşık Nihani Baba'nın 1914'lerde İstiklal Savaşı zamanında Türk askerine vermiş olduğu efendim moral türküsünü okuyacağız. Atın evlatlarım Allah aşkına, şehit olanımız cennet köşküne, ancak bir kıta keşke o günler olaydı. Söylüyoruz. Keşke o günler olaydı türküsünü beraber okuyoruz. Osmancığım ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hüseyin'cim sen de. Teşekkür ediyorum. Ayağın sağlık. Şöyle mikrofonu alırsan önen, bize de eşlik edersen iyi olur Hüseyin'cim. Hadi sizler bakalım. De teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Gün geçtikçe arıyorum, keşke o günler olaydı. Her gün hayal kuruyorum, keşke o günler olaydı. Olaydı yar, olaydı yar, keşke o günler olaydı. Yazın yaylaya çıkardım, gurbet yoluna bakardım. Taşlardan kına yapardım, keşke o günler olaydı. Olaydı yar, olaydı yar, keşke o günler olaydı. Her gadiyim yaşım aktı, kimler bu ocağı yaktı? Gelir azdı, huzur çoktu, keşke o günler olaydı. Olaydıydı, huzur çoktu, keşke o günler olaydı. Thank you.
ölme yaz buldu diyelim yara. Gözünü yaş ettin gidirdin kara. Ana baka baka verdin benim vefası özlemim. Her gün hayal kuruyorum, keşke o günler olaydı, olaydı yar,